yapacağı pozisyonu olarak da geçiyor. Bebek vücudumuza paralel olacak. Yüzü bize dönük olacak. Ters kucakta bu şekilde bebeğin başının kontrolü bizde olacak. Yine vücudumuza paralel. Neden çocuk için normal doğum? Çocukta özellikle tabii güncel bir olay olduğu için söylüyorum. Çocuk doğduğu zaman özellikle nefes almada zorluk, ağlamada zorluk gibi problemler yaşıyor. Ama doğum kanalı dediğimiz bir kanalı belli bir zamanda geçtiği zaman o stres yaratıyor. Yeni normal doğuran çocukların bu tür problemlerle daha az karşılaştığı görülüyor. Bu elinde göğsünle tutacaksın. Evet. Bu ters kucak pozisyonumuz oluyor. Bu dönemde Urla Devlet Hastanesi'nde Ocak ayından itibaren 406 tane doğum yapılmış olup bunların primer sezaryenimiz 65 tanedir. Bu şekilde koltuk altımıza alacağız bebeğimizi. Evet, yüzü yine bize dönük. Gebe okulunda gebelerin ve babaların doğum öncesi, doğum, bebek bakımı, emzirme ve doğum sonu dönemle ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlıyoruz burada. Aynı zamanda eğitimlerimiz de annelerin doğum korkusu, doğumda kullanılan farmakolojik yöntemler, ağrıyla baş etme, ıkınma, nefes teknikleri, doğumu kolaylaştıran pozisyonlar ve hareketler uygulamalı olarak anlatılarak doğal doğumu destekliyoruz. Pozisyonda immobil oldukları için desteklemek amacıyla da bu pozisyonu kullanıyoruz. Gebe okulunun afişlerini gördüm. Daha sonra gebe okulumuzun eğitmeni Özge Hanım var. Ondan bilgi almak için buraya geldik. Eşimle birlikte geldiğimizde bizi çok güzel bir şekilde aydınlattı. Burada verilen hizmetlerle alakalı. Sonra normal doğumun öneminden bahsetti. Ben o zaman kararsızdım açıkçası. Yani sezeryan da olabilirim diye düşünüyordum. Sonrasında gebe okulunda eğitim almaya karar verince ve buradaki ortamı, sinerjiyi, verilen eğitimi görünce dedim ki evet, normal doğum yapmalıyım. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bana sağlayacak katkılar, sağlığıma olan katkısı, çocuğumla aynı şekilde mesela sütümün vaktinde gelmesi olsun, o bağlanma olsun, daha sonrasında hemen kalkıp yürüyebilme mesela gerçekten çok iyi bir şey normal doğumda gerçekleşiyor ama sezaryanda illaki başınıza size bakan birisi olması gerekiyor.